Arkadaşlar merhaba, yeni bir derse karşınızdayız. Daha önceki derslerimizde sizle idari teşkilata başlamıştık. Merkezi yönetim dediğimiz başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı kısımlarından bahsettik. Şimdi idari teşkilatın diğer kalan kısımlarından bahsedeceğiz. İdari teşkilatın diğer kalan kısımlarında yerel yerinden yönetim kuruluşları dediğimiz mahalli idarelerimiz ve bir de hizmet yerinden yönetim kuruluşlarımız var. Onlardan sırasıyla bahsedeceğiz. Şimdi mahalli idareler içerisinde İlk başlayacağımız yapılanma il özel idaresi dediğimiz mahalli idaremiz arkadaşlar. İl özel idaresi ile alakalı olarak konuya başlarken önce nelerden bahsedeceğiz? Öncelikli olarak il özel idareleri il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulurlar. Amaç o yerde yaşayan insanlara kamusal hizmetleri sağlamaktır. Şimdi şu kısım bizim için önemli. Buraya ayrıca dikkat edeceğiz. İl özel idaresinin kurulması için ayrıca bir işlem yapılmaz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'na ya da belediyeler idari işlemlerle kurulurken il özel idareleriyle alakalı bir kuruluş biçimi tanımlanmamıştır. Bunun sebebi de şu. Siz bir il kurduğunuzda ki daha önceki derslerimizde bahsetmiştik kısaca bir hatırlayacak olursak illerin kurulması, kaldırılması neyle oluyordu? Kanunla oluyordu. Dolayısıyla siz bir yeni il kurduğunuzda Türkiye'de o yerde otomatikmen il özel idarelerde ne yapılır arkadaşlar? Kurulur. Belediye sınırları dışındaki alanlara hizmet götürmesi için il özel idareleri arkadaşlar kurulur. Bunun nedeni ne? İllerin mülki sınırlarına baktığınızda, şurada kısaca örnekleyecek olursak. Şimdi burası bir ilin mülki sınırı olsun. İlk kademe belediyeleri dediğimiz, büyükşehir belediyeleri değil, ilk kademe belediyeleri bir ilin mülki sınırları içerisinde şu kadarlık alana hizmet götürürler. Buralar belediye sınırlarıdır. Peki o yerleşim yerinin dışında ilin tümüne yayılmış diğer yerleşim yerleri yok mudur? Kesinlikle vardır. İşte bu belediye sınırları dışındaki alanlara hizmet götürmesi için il özel idarelerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuruyoruz. Peki il özel idareleri hangi hizmetleri yerine getiriyor? Aslında belediyeler arasından farkı yok. Bir ilde belediye ne iş yapıyorsa aynısını il özel idareleri de yapıyor. Birkaç tane örnek verecek olursak. Bayındırlık hizmetleri, ulaşım hizmetleri, tarım, yol, su, kanalizasyon, kültür, sağlık, sosyal hizmetler, ağaçlandırma, toprağın erozyondan korunması gibi faaliyetleri il özel idaresi yerine ne yapar arkadaşlar? Getirir. Şimdi il özel idaresi ile alakalı olarak yine bilmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi, şuraya not olarak yazalım bunu. En son yapılan Büyükşehir Belediye Kanunu'yla birlikte bazı değişiklikler getirilmişti. Onlardan bir tanesi de şu. Az önce şurada bahsetmiş olduğumuz ilk kademe belediyeleri normalde ilin sadece belli bir kısmına hizmet götürür. İlin diğer dış alanlarına hizmeti götürmek için il özel idareleri işleme dahil edilir. Fakat yeni çıkartılan Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerinin hizmet alanları ilin tüm mülki sınırlarına genişletilmiştir arkadaşlar. Büyükşehir Belediyeleri tüm mülki sınıra hizmet götürür. Peki bu ne anlama geliyor? Büyükşehir belediyelerinin hizmet alanları tüm mülki sınırlara genişletildiğinden dolayı şu an ülkemizde 81 tane ilimizin içerisinde 30 tane büyükşehir belediyemiz var arkadaşlar. 30 tane büyükşehir belediyesi, 51 tane de normal ilk kademe belediyeleri görev almakta. İşte 30 tane büyükşehir belediyemizde il özel idareleri kapanmıştır. İl özel idareleri kapatıldı. Peki il özel idareleri şu an nerede faaliyet gösteriyor? İşte büyükşehir belediyelerin dışındaki diğer 51 tane il belediyemizde il özel idareleri faaliyet gösteriyor. Büyükşehirlerde kapatılan il özel idarelerinin tüm araçları, gereçleri büyükşehir belediyelerine devredilmiştir arkadaşlar. Şimdi il özel idaresiyle alakalı olarak önemli olan değineceğimiz noktalardan ilki organlar arkadaşlar. İl özel idaresinin içerisinde il genel meclisi, il encümeni ve vali dediğimiz 3 tane organ yapılanması söz konusu. Şimdi bu dersimizde sizlerle
İl Genel Meclisi'nden bahsedeceğiz. Şimdi İl Genel Meclisi dediğimiz yapılanmayla alakalı olarak başlarken neleri bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi'nin karar alma organıdır. Az önce şurada bahsettiğimiz görevleri yerine getirirken İl Özel İdaresi bazı kararlar alacağında bunu İl Genel Meclisi organıyla yerine getirir. Dolayısıyla İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi'nin karar alma organıdır. Bir diğer önemli durum ne? Üyeleri seçimle göreve gelir. Yani biz mahalli idare seçimlerinde 5 yılda bir yapılan mahalli idare seçimlerinde o ilde yaşayan halk İl Özel İdaresi'nin İl Genel Meclisi'ne seçimle buraya üye gönderir. Üyeleri 5 yıllığına seçilir arkadaşlar. Üye nüfusa göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla İl Genel Meclisi'nin üye sayısı tam olarak şudur denilemez. Bununla alakalı birçok kombinasyon var. O ilin nüfusuna göre İl Genel Meclisi üye sayısı da değişkenlik gösteriyor. Peki İl Genel Meclisi'ne ben üye olmak istiyorsam, burada görev almak istiyorsam bunun bazı şartları var mı? Kesinlikle var. İl Genel Meclisi'ne üye olarak girebilmek için 25 yaşının doldurulmuş olması, en az 6 ay o mahallede, o ilde yaşıyor olmak ve milletvekili olmanın diğer genel şartlarını taşıyor olmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi İl Genel Meclisi ile alakalı bu genel tanıtımın ardından İl Genel Meclisi'nin kendi iç yapısına biraz daha geçmeye başlayalım. Şimdi İl Genel Meclisi'nde ilk değineceğimiz yer Başkanlık Divanı. Yani İl Genel Meclisi'nin o idari yapılanmasından sorumlu yapıya Başkanlık Divanı diyoruz. Başkanlık Divanı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 5. gün kendiliğinden arkadaşlar toplanır. Şimdi buraya dikkat edin. 5 gün içerisinde toplanmıyor. Tekrardan söyleyelim. Başkanlık Divanı seçimlerinin yapılabilmesi için yerel yönetim seçimlerinin resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasının ardından 5. gün meclis kendiliğinden toplanır. Başkanlık Divanı seçimleri gizli olarak yapılır, gizli oyla. Divan üyeliği için 2 kez seçim yapılır. İlk seçilen üyeler 2 yıl, diğer seçilen üyeler dönem sonuna kadar arkadaşlar görev yaparlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi ne? Şu meclis yapılanması aslında TBMM yani Yasama Meclisi'ne de benzerlik gösteriyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanlık Divanı'nda da ilk seçilen üyeler 2 yıllığına, diğer üyeler dönem sonuna kadar görev yapıyorlar. Burayı da o açıdan değerlendirebilirsiniz. Peki Başkanlık Divanı seçimleriyle alakalı olarak divanın içerisinde kimler yer alıyor? Arkadaşlar Başkanlık Divanı seçimleri yapılacağı zaman bir tane meclis başkanı seçilir. Meclis başkanı seçilmesinin ardından birinci başkan vekili, ikinci başkan vekili, iki asil artı iki yedek katip üye. Şimdi burayı sizle beraber tekrardan görelim. Başkanlık divanı seçimi yapılırken gizli oylamayla yapılıyor. Peki başkanlık divanı içerisinde kimler yer alıyor? Meclis başkanı, birinci başkan vekili, ikinci başkan vekili, iki asil ve iki yedek olmak üzere katip üyeler seçilir. Bu ilk seçilen üyeler 2 yıl, diğer seçilen üyeler dönem sonuna kadar görev yaparlar. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir önemli nokta da ne? İl Genel Meclisi'nin daha eski kanunda yani mevzuata baktığınızda İl Genel Meclisi'nin başkanlık görevini vali yürütüyordu arkadaşlar. Bu daha sonra kanundan çıkartıldı. Dolayısıyla İl Genel Meclisi kendi başkanını kendisi seçiyor. Bu da gayet demokratik olarak karşımıza çıkıyor. Peki İl Genel Meclisi divan seçimlerini kaç gün içinde tamamlamak durumunda? İl Genel Meclisi arkadaşlar başkanlık divanı seçimlerini 3 gün içerisinde tamamlamak durumundadır. Peki İl Genel Meclisi toplanmasını, karar almasını hangi usullere, hangi kurallara göre yapıyor? Şimdi ayrıca bir de bunlara değinelim. Bir kere İl Genel Meclisi arkadaşlar her ayın ilk haftası kendiliğinden toplanır. Buraya dikkat edin. Her ayın ilk haftası kendiliğinden toplanır. Toplantı yeter sayısı karar alırken belli bir çoğunluk gerekecek. Toplantı yeter sayımız meclis üye tam sayısının salt çoğunluğudur arkadaşlar. Üye tam sayısının salt çoğunluğundan daha aşağı bir
üye katılımı varsa toplantı ne yapılamayacak? Açılamayacak. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğuyken buraya dikkat. Karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Fakat karar yeter sayısı herhalde meclis üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından eksik olamaz. Gene bir benzerlik kuracak olursak yasama meclisinde TBMM'de de aynı şeyler geçerliydi. Karar yeter sayısı yasama meclisinde de üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından eksik olamazdı. Dolayısıyla bu benzerlikleri de zihninizde tuttuğunuzda bunları ezberlemeniz daha çok kolaydır. Peki meclis toplantılarının süresi ne kadar? Bunun için ayrıca şurada bir bağlantı açalım. Arkadaşlar meclis toplantı yaptığında bu toplantı 5 günü geçemez. Buraya dikkat. Meclis bir konu hakkında toplantıya başladığında bu toplantının süresi 5 günü geçemez. Ancak bütçe görüşmelerinde bu süre 20 güne kadar uzayabilir arkadaşlar. Burayı tekrarlayalım. Meclis toplantıları 5 günü geçemez. Sadece bütçe görüşmelerinde bu süre 20 güne kadar uzatılabilir. Şimdi meclisin toplanması ve karar alması ile alakalı en önemli yapılardan bir tanesi şu kırmızıyla yazılı olan yapılanmamız. Şimdi buraya dikkat edeceğiz. İl Genel Meclisi bir konu hakkında karar aldığında almış olduğu kararın hukuki niteliği ya da kararın kesinleşme biçimi nasıl ortaya çıkacak? Arkadaşlar, İl Genel Meclisi bir konu hakkında karar aldığında bu kararı 5 gün içerisinde valiye gönderir. Şimdi buraya dikkat. Vali önüne gelen İl Genel Meclisi kararını eğer hukuka aykırı buluyor ise tekrardan görüşmesi için 7 gün içerisinde İl Genel Meclisi'ne tekrardan geri gönderir. Eğer İl Genel Meclisi vali tarafından gönderilen kararı tekrardan onaylayıp tekrardan kabul eder ise karar kesinleşir arkadaşlar. Burayı bir daha tekrarlayalım sizlerle beraber. İl Genel Meclisi'nin bir konu hakkında aldığı karar 5 gün içerisinde valiye gönderilir. Vali hukuka aykırı gördüğü kararları tekrardan görüşmesi için İl Genel Meclisi'ne 7 gün içerisinde gönderebilir. Vali tarafından İl Genel Meclisi'ne gönderilip İl Genel Meclisi tarafından tekrardan kabul edilen ya da vali tarafından İl Genel Meclisi'ne gönderilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır. Bu durumda valinin hiçbir şekilde idari yargıya gidip dava açma yetkisi hakkı yoktur. Daha önceki kanunda vardı ama bu kanun maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından kanundan çıkartıldı arkadaşlar. Peki İl Genel Meclisi bir konu hakkında konuşma açılacağı zaman bir gündem belirlemesine girecek midir? Kesinlikle. Her ayın ilk haftasında toplanırlarken bir gündemleri olacak. Şimdi buraya da dikkat edelim. İl Genel Meclisi'nin gündemini, toplantı gündemini meclis başkanı belirler arkadaşlar. Tamam, şimdi bu cepte meclis başkanı belirler. Fakat vali de İl Genel Meclisi'ne bir konunun görüşülmesi için gündem talebinde bulunabilir. Buraya dikkat. Valinin gündem talebinde bulunması durumunda İl Genel Meclisi'nin daha ilk toplantısında vali talepte bulunduktan sonraki önündeki ilk toplantıda valinin gündem talebi değerlendirilerek o gündem konusu mecliste görüşülür. Bunun dışında İl Genel Meclisi'nin kendi üyeleri de bir gündem talebinde bulunabilirler arkadaşlar. Şimdi gelelim İl Genel Meclisi bir kararı görüşürken ne tür oylama usulleriyle hareket ediyor? Burada da sınav için bilmemiz gereken birkaç tane önemli nokta var. Şimdi İl Genel Meclisi'nin toplantılarında işaretle oylama, açık oylama ve gizli oylama dediğimiz 3 tane oylama biçimi var. Şimdi bunun önemi bizim için de eğer işaretle ve açık oylama yapıldığında oylar eşit çıkarsa, buraya dikkat, işaret ve açık oylamada oylar eşit çıkarsa başkanın oy kullandığı taraf üstünlük kazanır ve onların almış olduğu karar geçerlilik kazanır. Fakat eğer gizli oylama yapılan işlemlerde eşitlik çıkarsa, dikkat, tekrardan gizli oylama yapılır. Eğer yine eşitlik çıkar ise bu sefer kura çekimi yapılarak karar alımı gerçekleştirilir. Şimdi meclis üyeliğinin düşmesine geldiğinizde
Şimdi il genel meclisiyle alakalı olarak şu koşulları taşıyan kişiler buraya seçilebiliyor demiştik. Fakat bu kişiler seçildikten sonra tabii ki üyeliklerinden de ne yapabilirler arkadaşlar? Düşebilir ya da düşürülebilirler. Şimdi meclis üyeliğinin düşmesi gerekçelerine baktığınızda karşımıza neler çıkıyor? Bir kere ölüm ve istifa meclis üyeliğini kendiliğinden düşürür arkadaşlar. Sorularda size kendiliğinden mi diyor ya da bir birimin kararıyla mı diyor? Bunları soru kalıplarında önemli dikkat etmeniz gereken unsurlar. Başa saracak olursak, ölüm ve istifa halinde meclis üyeliği kendiliğinden sona erer. Eğer bir meclis üyesi arka arkaya 3 toplantıya katılmaz ya da 1 yıl içerisindeki toplantıların yarısına katılmazsa, arka arkaya 3 toplantıya katılmaz ya da 1 yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısına katılmamış ise, dikkat et, meclis üye tam sayısının kendi salt çoğunluğuyla üyelikten düşürülür. Bunun mantığını kurgulayacak olursak niye böyle bir şey var? Bir kere ben bir meclis üyesi olsam, meclise gitmeyerek, meclisteki görevlerimi aksatarak oradaki üyelere saygısızlık yapmış olmuyor muyum? Bu mantık üzerinden bakacak olursanız, eğer ben toplantılara katılmamışsam, meclisteki diğer üyelere saygısızlık yaptığım için o üyeler de beni görevden ne yapabiliyorlar? Düşürebiliyorlar. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu. Fakat bir üye seçilme yeterliliğini kaybederse, şu üye olmanın şartları içerisindeki herhangi bir yeterliliği kaybetmesi durumunda, buraya dikkat, bu sefer valinin talebi üzerine Danıştay tarafından üyeliğine son verilir arkadaşlar. Şimdi meclis üyeliğinin düşmesinin dışında il genel meclisi komple feshedilebilir mi? Komple görevden alınabilir mi? Kanuna göre böyle bir yetki var arkadaşlar. Bakalım bu hangi durumlarda gerçekleşiyor? Bir kere eğer meclis siyasi kararlar alırsa, şimdi mahalli idare seçimlerinde siyasi partilerimiz bu meclis üyeliklerine aday gösteriyorlar. Dolayısıyla meclis üyeliği içerisinde var olan üyeler belli partilerden gene gelen kişiler, belli siyasi algısı olan kişiler. Dolayısıyla meclis artık siyasi kararlar alıyor ya da kanunda kendisine gösterilen, verilen görevleri yerine getirmiyor ise, buraya dikkat edin, bu sefer İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Danıştay tarafından görevine son verir. Peki burada mahkemeler devreye niye giriyor? Niye ilgili üst birimler direkt görevden almayıp ya da direkt meclis feshedemiyorlar? Çünkü bunlar seçimle göreve geldikleri için seçilmişlerin demokratik mantıkta bir üstünlükleri var. Bunlar daha kutsal olarak değerlendiriliyor tabiri caizse. Dolayısıyla bunları görevden alması gereken kişi yetkili bir mahkeme. Mahkeme sıfatıyla seçilmişlik sıfatları ne yapıyor arkadaşlar? Son buluyor. Peki, burada önemli bir durumumuz daha var sınavlar için. Buraya dikkat edelim. Arkadaşlar, meclis siyasi kararlar alması durumunda ya da görevlerini yerine getirmemesi durumunda İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Danıştay tarafından feshedildiğinde meclisle alakalı şu az sonra bahsedeceğimiz görevler yerine gelmeyecek mi? Bu görevleri kimler yerine getirecek? Buraya dikkat. Eğer meclis feshedilir ise yeni meclis seçimleri yapılıncaya kadar encümenin, il encümeninin içerisinde var olan memur üyeler il genel meclisinin görevlerini yerine getirirler. Tekrarlıyorum. İl genel meclisi feshedildiğinde il encümenin içerisindeki memur üyeler İl Genel Meclisi'nin görevlerini yerine getirirler. Şimdi gelelim İl Genel Meclisi'nin belli başlı görevlerine. İl Genel Meclisi ne yapıyor? Arkadaşlar, şurada bir bağlantı kuracak olursak, İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi'nin karar alma organı ise, sizce İl Genel Meclisi bir şeylere görüş bildirir, bir şeyler konusunda danışmanlık görevi mi yapar, bir şeyleri onaylar, karara mı bağlar? Kesinlikle karar organları bir konuya görüş bildirmez, konuyu çözer, konuları karara bağlar. Bu mantıkla yaklaşacak olursanız, stratejik plan ve yatırım programlarını karara bağlar. İl Özel İdaresi'nin kendi stratejik plan ve yatırım programlarını karara bağlıyor. İl Özel İdaresi'nin bütçe ve kesin hesabını karara bağlar. İl Özel İdaresi'nin borçlanmasına karar verir, hizmet ücretlerini belirler, şartlı bağışları kabul eder. Şuna dikkat edin.
İlerleyen derslerimizde bunun değişiklik gösterdiğini sizle beraber göreceğiz. İl Genel Meclisi şartlı bağışları kabul eder. İl Özel İdaresi'nin 5000 TL'nin üzerindeki alacaklarına sulh yolu yani karara bağlar. İl Özel İdaresi adına çıkartılacak yönetmelikleri kabul eder. Bütçenin birinci düzeyleri arasında gene şuna da dikkat edelim. Çünkü ilerleyen konularda burada da bir değişiklik göreceğiz. Bağlantıları kurma adına bunları öğrenmemiz bizler için önemli. Bütçenin birinci düzeyleri arasında sınıflandırma yapar. İl encümenine üye seçimi yapar. Belediye sınırları dışındaki imar planlarını karara bağlar. Niye? İl özel idareleri belediye sınırları dışındaki alanlara hizmet götürür demiştik. Dolayısıyla belediyenin sınırları dışında kalan alanların imarlama işlemi de il özel idaresine, il özel idaresi içinde de il genel meclisine verilen bir yetki. Taşınmaz mal alım satımına ve trampa edilmesine karar verir. Mahalli idare birliklerine katılmaya ya da bu birliklerden ayrılmaya karar verir. İmtiyaz ve yap işlet devret sözleşmelerine karar verir. Bunlarla alakalı işlemleri düzenler arkadaşlar. Daha önceki yıllarda size hem kurum sınavlarında hem de KPSS'de İl Genel Meclisi'nin görevlerinden biridir değildir diye sorular gelmişti. Onun için İl Genel Meclisi'nin şu görevleri kısmına ayrıca dikkat edin. Son olarak değineceğimiz noktaya gelecek olursak. İl Genel Meclisi'nin bir de denetim yolları var. 3 tane denetim yolumuz var arkadaşlar. Soru dediğimiz denetim yolu, genel görüşme dediğimiz denetim yolu ve faaliyet raporu dediğimiz denetim yolu. Şimdi soru dediğimiz aynı gene o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasada tanımlanan soruyla benzerlik taşıyor. Gene İl Genel Meclis üyeleri İl Genel Meclis Başkanlığı Divanı'na, Başkanlık Divanı'na herhangi bir konu hakkında onlara soru sorup onlardan bilgi isteme haklarına sahiptir arkadaşlar. Genel görüşme meclis üye tam sayısının buraya dikkat edin oran çıkarsa sorularda en azından buralardan yakalamış oluruz. Genel görüşme talebinde meclis üye tam sayısının 1/3'ü bir konu hakkında mecliste genel görüşme yapılmasını talep edebilir. Şimdi bu denetim yolları içerisinde en önemlisi hangisi derseniz faaliyet raporudur. Neden? Şimdi faaliyet raporu İl Özel İdaresi'nin o yıl içerisinde yapmış olduğu görevleri, hizmetleriyle alakalı bir döküm olarak düşünün. Şimdi İl Özel İdaresi'nin faaliyet raporu vali tarafından İl Genel Meclisi'ne sunulur. Arkadaşlar vali tarafından İl Genel Meclisi'ne sunulan faaliyet raporu eğer meclis üye tam sayısının 3/4'ü ile buraya dikkat. 3/4'ü ile yetersizlik kararı çıkar ise oylamada meclis başkanı bu yetersizlik kararını İçişleri Bakanlığı'na havale eder, gönderir. Gereğinin yapılması üzerine. Şimdi gereğinin yapılmasından kastımız ne? İl Özel İdaresi ile alakalı olarak vali organına geldiğimizde valinin İl Özel İdaresi içerisindeki yapısından ayrıca bahsedeceğiz. Burada yeri gelmişken kısaca bir değinelim. İl Özel İdaresi'nin tüzel kişinin temsilcisi validir arkadaşlar. Faaliyet raporunun yetersiz çıkması vali üzerinden değerlendirilen bir şeydir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı valinin görevden alınması için Bakanlar Kurulu'na talepte bulunabilir. Burayı tekrardan değerlendirecek olursak buraya ayrıca dikkat edelim. Faaliyet raporu vali tarafından İl Genel Meclisi'ne sunulur. Faaliyet raporu meclis üye tam sayısının 3/4'ü ile yetersizlik kararı çıkarsa bu sefer meclis başkanı tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. İçişleri Bakanlığı da bu valinin görevden alınması için Bakanlar Kurulu'na talepte bulunabilir. Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlerle mahalli idareler içerisinde önce İl Özel İdaresi ile başladık. İl Özel İdaresi'nin organlarından İl Genel Meclisi ile alakalı olarak genel bilgilerden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.